ekonomi soruyoruz. Vatandaşın ekonomisi nasıl abi? Vatandaşın ekonomisi nasıl? Şöyle, ben şöyle söyleyeyim. Benim bir aracım vardı, 76 yaşında. Tamam mı? Babamın maaşı için annemi aldılar, bakım evine zorla koydular. Ekonomi böyle düzeliyor yani. Sokakta ya, bu da sokakta. Yani ben de sokakta geziyorum. Özürlüyüm kendim. Devlette bana verdiği 1 milyar 30 lira. Ama Suriyelilere geldiği zaman her ade başında herkese 1'er lira para veriyordu. 5 kişi varsa 5 milyar alıyordu. Sokakta dilenme serbest. Arkadaşı, karısı sokakta dilendiği zaman akli dengesi bozuk. Gözün biri yok. Onu sokakta dilendirmiyorlar. Tamam mı? Ama bir Suriyeli istediği gibi dileniyor. İstediği gibi para alıyor. Onu kimse görmüyor. Bizim gibiler de böyle ya, işte babamın maaşı için annemi aldılar, koydular oraya. Biz 1,5 senedir çekiyorum. Annemi de göremiyorum bir seneyi geçik. Anladın mı? Ondan sonra ben de aç tok geziyorum burada. Aldım 1 milyar 30'da annemi kurtarma çalışıyorum. Kimse görmüyor. Yani Türkiye'nin durumu böyle. Böyle düzeliyor yani. Düzelirse. Düzelir mi abi? Var mı bir umut? Ben zannetmiyorum yani. Böyle bir şey. Düzelme olmaz böyle. Ahmet abi de zannetmiyor. Ahmet abi emekliliği aldı belli. Emekli alıyor 2 milyar para. Cebinden harcı 3 milyar daha varsa 5 milyara ay çıkıyor. Düzelir mi sence? Elektrik, su, doğalgaz, şeyler. Bir senedir elektriğimi veremiyorum. Bir senedir suyumu veremiyorum. Katlama katlama gidiyor. Annemi babamın bağışından ötürü alıyorlar. Beni bırakıyorlar 1 milyar 30'la. Yemeğe de yetmiyor. 10 gün yetmiyor para. Peki abi, yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Vallahi şu anda bilmiyorum ama Muharrem İnce'ye veririm yani. Daha önce kime vermiştik abi? AK Parti'ye vermiştim. Vallahi abi, neden fikrimiz değişti? Değişecek tabii ya. Şimdi ilgilenmiyorlar ki. Şimdi bakıyorum, adamın affedersin yalakaları var. Onlar geldi mi parayı alıyor. AK Parti'yi seviyorlar. Ben yalakalık yapamadım ki. Kimseye de yapmadım. Yapmak da istemem. Ben burada aç gezeceğim. Adam orada parayı alıyor diye o hep AK Parti'ye verecek. Ben istemiyorum artık. Vermeyeceğim yani. Hala da kayıtlıyım oraya. Pişman mıyız abi? Pişmanım tabii ki. Pişmanım tabii ki. Muharrem İnce'ye vereceğim. Teşekkür ederim. Açık açık söyleyeyim yani. Ne yapayım? Ben bir özürlüyüm. Bana bu devlet hiç bir yerde sahip çıkmıyor. Kime vereceksin? Tabii ki abi Muharrem İnce'ye vereceğim. Şeye de vermem. Kılıçdaroğlu'na da vermem. Onu biraz daha şey görüyorum. Böyle pasif kalıyor. Pasif kalıyor. Ona da vermem yani. Muharrem İnce daha iyi bence. Teşekkür ettim. Çok sağ olun. Evet. Vatandaşı ekonomiyi soruyoruz. Vatandaşı ekonomisi sizce nasıl? Yani ekonomi gördüğünüz gibi kötü durumda. Dolar gittikçe yükseliyor. Bu gidişte 9'u da kıracak. Ona doğru gidiyor. Yani ciddi bir problem var. Hani bu şekilde olunca tabii ülkenin de borcu daha fazla artıyor. Doğal olarak onları ödeyemeyince daha fazla halka borç bindiriliyor. İşte atıyorum elektrik faturası, su faturası ya da aldığımız malzemeler gittikçe pahalanıyor. Araba almak artık imkansız hale geliyor neredeyse. Hani ÖTV'si var. Sigara içenler için, alkol kullananlar için ÖTV gittikçe arttı. Hadi o yine keyif diyelim. Hani yine ama onu da kullanan insanlar var sonuçta. Şimdi teknolojik aletler çok pahalandı. Yani iPhone gün geçtikçe gittikçe daha da yükseliyor. Mesela iPhone 11 7000 lira falan şu an atıyorum. 12 geldi. 13-15 bin civarı seyrediyordu. Yakında 13 çıkacak. O da 30 bin lira mı olsun? Yani bu gidişle araba parasında telefon alacağız. Durum bu şekilde yani. Bilmiyorum. İnşallah daha iyi olur tabii. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Ya ben kesinlikle mevcut hükümete vermem. Çünkü hani özellikle şöyle bakıyoruz. Ekonomik açıdan çok kötü yönetiyorlar ülkeyi. Hani 2009 yılından beri dolar hep yükseliyor. Özellikle son 3-4 senedir. Hani böyle nasıl desem Bitcoin gibi, hani kripto para gibi. Hani nasıl yükseliyor böyle yukarı doğru. O da yukarı doğru böyle yükseliyor gidiyor, almış başını. Bu kötü bir şey. Vermem yani çünkü yönetemiyorlar yani. Daha önce verdiniz mi mevcut iktidara? Hayır, vermedim. Hani ben bu mevcut hükümete hiçbir zaman oy vermedim. Ama biz vermesek de halkımız vermeye devam ediyor. Böyle devam ederse 2023'ten sonra artık bir sonraki seçim 2027 mi 2028'de mi daha kötü durumda olabiliriz. Yani ben şundan yanayım. İnsanların yeni kişilere
şans vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece mesela şu şekilde düşünüyorlar ya, ben sağcıyım ya da işte daha muhafazakarım, şu partiye vereceğim ya da işte ben, oluyor bu biliyorsunuz, Aleviyim ya da işte solcuyum, işte ben daha Atatürkçüyüm deyip diğer partiye veriyorlar. Bunun dışında aslında nasıl desem, daha böyle reform yapacak, işte uluslararası müzakereleri güçlü olan, ekonomik açıdan devrim yapabilecek, işte yeni yatırımlar yapabilecek, daha zeki insanlara şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi mesela hani böyle insanlar var mı? Genelde pek yok Türkiye'de. Türkiye'de genelde hep bir ideolojinin peşinden iktidar oluyorlar. Onlar da alıyor batısını götürüyor. Atıyorum dinci bir kesim geliyor, durmadan cami yapacağız diyor bilmem ne. Diğeri geliyor Atatürkçüyüz diyor, işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hani iki tarafta aslında çok farklı konularda yarışıyorlar. Yurt dışında, dünyanın birçok ülkesinde bugün hani uzaya mı gidelim, aya mı çıkalım, Mars'ta koloni mi kuralım, işte uluslararası uzay istasyonuna bilmem ne gönderelim. Hep bu muhabbetler dönerken hani Çin bu yarışta, Amerika yarışta, tamam. Avrupa devletler kendilerini başka açıdan geliştiriyorlar falan. Ama Türkiye'ye bakıyorsun, Türkiye'nin tek düşündüğü şey şu mu gelsin, yok şu dinimizi elden götürdü, yok işte şu onlar putperest bilmem. Ya bu tartışmalar bitmedi süre içerisinde, biz zaten gelişemeyiz ki. Yani ya ırkçılık başlıyor, şu Kürt'te, şu Türk'te, ya şu Alevi'de, ya şu Sünni'de, yok biz sağcıyız, onlar sol. Bir şey değiştirmez yani, yanlış anlamayın da beni, halk biziz, ezilen biziz yani. Hani iktidara gelenler ya da muhalefet olanlar ya da milletvekilleri, onlar çok iyi şartlarda yaşıyorlar. Hani onlar en iyi arabalara da biniyorlar, en iyi yerlerde tatillerini yapıyorlar, yüksek maaş da alıyorlar. Her türlü affedersiniz yolunu da buluyorlar. Şimdi bunu ben birine demiyorum, hepsi için geçerli. Bir şekilde yolunu buluyor onlar. Olan bize oluyor. Yani halk bir defa hani eğitim dediğimiz şey tabii önemli. Hani eğitim yükselse yani, halkımız bilinçlense zaten, okul yazarlık olan olsun, üniversiteye gitme oranı olsun. Hani ondan dolayı zaten insanlarımız bilecek yani, biraz daha araştıracak, biraz daha sorgulayacak. Kendisine hangi insan daha iyi yönetebileceğini seçecek. Şu an öyle bir durum yok. Ümidim de yok açıkçası, bilmiyorum. İnşallah iyi olur ama ümidim yok benim yani. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Vatandaşın ekonomisi nasıl sizce? Çok güzel vallahi. Siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü niye biliyor musun? Milletvekilleri 3, 4, 5 maaş alırsa biz vatandaş mecburen, emekliler, çalışanlar mecburen sürünmeye mahkumdur. Bazıları Türkiye'de emekli Türkiye'de diyor. En iyi emekli Türkiye'de diyor bazıları. Tabii doğru. Ben alıyorum 2500 lira. Allah'tan ev kirası vermiyor. Faturalar bir hesapla, baştan sona hepsini hesapla. Ne kalıyor? Yemeğe, içmeye. Ancak böyle dolaşırız. Peki, biz alışveriş yapamayız. Yarın erken bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? Bu çok önemli. Veririm? Vallahi Tayyip Erdoğan'dan başka kim gelirse gelsin, başımın tacı. Millet İttifakı'nın ismine geçiyorum. Meral Akşener, Masih Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Hangisi sana yakın abi? Hepsi de bana yakın. Millet İttifakı diyoruz abi. Millet İttifakı tabii ki. Ama ben buraya da oy verdim. Vermez değilim. Ama pişman mıyız abi? Söyleme. Pişmanın da daha beteri. Vallahi daha. Teşekkür ederim abi.